29 Ekim 2022 Cumartesi, İzmir At Yarışı Tahminlerimize, Hoş Geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videomuzun altında bulunan teşekkür butonu ile bize desteklerini gösteren herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar oradan yazılı halini okuyabilirler. İzmir programında 10 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Her koşunun başında yarışın şartlarına göre geçmiş istatistik verilerini ve takı değişikliklerini sizlerle paylaşacağız. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 3 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. 5 numaralı yanık Adem, kulaklık takısını çıkartıp, göz koruyucu takacaktır. 6 numaralı Aktaş anısı, dil bağı takısını çıkartıp, kulaklık ve göz koruyucu takacaktır. 9 numaralı parıltılı kız, kulaklık takarak yarışacaktır. 3 yaşlı Arapların İzmir kum pistindeki maiden yarışlarının geçmiş sonuçlarını inceledik. Genel olarak AGF oran tablosundaki ilk 4 attan birinin kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda liderliği 2 numaralı Mütercim alacaktır. Yarış gören taylar arasında daha önce liderliği alarak yarışan başka bir isim yoktur. Mütercim önde rahatlıkla temposunu kurabilir ve çıktığı gibi bitirebilir. İlk sıradan yazalım. 3 numaralı Özgün Efsanesi, 4 numaralı Turgay Beyim ve 5 numaralı Yanık Adem sahada dillenen taylardır. Bugün mütercimin sonlarda durması durumunda bu taylar devreye girebilir. Ayırımsız bu isimleri de kuponlara ekleyelim ve 4 isimle burayı geçelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 3, 4, 5 şeklindedir. İkinci koşu. 2 İki yaşlı İngilizlerin, Handikap 15 yarışı, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda bir tay takı değişikliği yaptı. 4 numaralı Ask the Legend, dil bağı ve yanak peluşu takarak yarışacaktır. 2 yaşlı İngilizlerin, İzmir kum pistindeki Handikap 15 yarışların geçmiş sonuçlarını inceledik genel olarak AGF oran tablosundaki ilk 4 attan birinin kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda hafif süratli iki isim var. 5 numaralı Baba Selim veya 4 numaralı Ask the Legend, liderliği alabilecek taylardır. 5 numaralı Baba Selim, sert rakiplerle mücadele edecek olsa da, bizce bu kiloda bir de önde boş kalırsa, kazanmayı başarabilir. Ask Legend'in bugün için Baba Selim ile inatlaşacağını düşünmüyoruz. Bu sebeple net favorimizdir. Baba Selim'i yakın takip ederek geçebilecek tek isim, 2 numaralı numara Hard olabilir. Bu tay, önlere yakın giderek çok başarılı koşuyor. Baba Selim'i elinden kaçırmazsa, düzlükte ona hakim olabilir. İhmal etmeyelim. Biz bu iki tayı yeterli gördük. Oğlum Ayaz, hafif startta kalıyor veya yarışı gerilerde takip ediyor. Asp'tı legendin yarışı erken süratlendirmesi durumunda, oğlum Ayaz da şanslı olabilir. Fakat biz öngördüğümüz gidişatta göre, 5 ve 2 sıralamasını bu koşu için yeterli gördük. Dileyenler oğlum Ayaz'ı da ekleyebilirler. Üçüncü koşu. 3 yaşlı İngilizlerin, şartlı 5 yarışı, 2400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. 3 yaşlı İngilizlerin, İzmir çim pistindeki şartlı 5 yarışların geçmiş sonuçlarını inceledik. Genellikle birinci ve ikinci atların kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda çok süratli bir isim yoktur. 1 numaralı Asfar, 3 numaralı Lady Irem ve 6 numaralı Kayo, liderliği alabilecek seriliğe sahip atlardır. Ancak hangisi liderliği alırsa alsın, diğerlerinin inatçı olmayacağını ve yarışı ağır tempoda sürdüreceklerini düşünüyoruz. Biz, Eküre avantajı da bulunan 5 numaralı Veri Gold'u çok şanslı görüyoruz. Her türlü mesafede başarılı koşabilen Veri Gold, yarışın temposuna göre konumlanan bir at çok yönlü yarış karakteri ile, uygun rakipleri yakaladığında genelde kazanıyor. Bugün de istediği şartlar oluşmuş durumda. Bizce bugün ekürisinin de yardımı ile, sevdiği uzun mesafede bu rakipleri geçecektir. Günün bankosu olarak yazılabilir. Dördüncü koşu. 3 yaşlı Arapların Maiden yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 4 at takı değişikliği yaptı. 3 numaralı oğlum Enver kulaklık takısını çıkartarak yarışacaktır. 4 numaralı Özgün Kaya dil bağı takarak yarışacaktır. 5 numaralı Şah Beyit kapalı gözlük takarak yarışacaktır. 8 numaralı Hanımeli kulaklık ve dil bağı takarak yarışacaktır. 3 yaşlı Arapların İzmir kum pistindeki maiden yarışlarının geçmiş sonuçlarını inceledik. Genel olarak AGF oran tablosundaki ilk 4 attan birinin kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda çok ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği alabilecek kadar süratli hiçbir isim yok. Tamamen taktiksel olarak öne çıkacak olan isim tempoyu belirleyecektir ve çok şanslı olacaktır. Kayaların 6 numaralı atlı Sultan Ekürileri, eğer isterse bu yarışı kazanırlar. Bu koşuya taktiksel olarak Eküri avantajlarından dolayı kolaylıkla şekil verebilirler. Atların form durumuna istinaden, bir hayli avantajlı olduklarını söyleyebiliriz. Ekürilerden 6 numaralı atlı sultanı ilk sıradan yazalım. 1 numaralı İlberk ve 3 numaralı oğlum Enver, Ekürilerin en ciddi rakipleri olacaklardır. Bu atları da yazıp bu koşuyu rahat izleyebiliriz. Bu koşu için rakamsal sıralanmaız 6 1 2 şeklindedir. Beşinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 14 yarışı 1700 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin, İzmir Çin pistindeki Handikap 14 yarışlarının geçmiş sonuçlarını inceledik. Genellikle birinci ve ikinci atların kazandığını, bazen de sürpriz sonuçların çıkabildiğini gördük. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. 5 numaralı Turamhan, 8 numaralı Zaldır veya 12 numaralı Mimoza yarışın temposunu belirleyebilir. Çok süratli atlar değiller ancak yoklukta liderliği alabilecek kadar seri isimlerdir. Bizce yarış kazanmayı pek bilmeyen rakipler arasında 5 numaralı Turamhan ve 12 numaralı Mimoza arasından biri bu koşuyu kazanacaktır. İkisi de çok formda olup lehine şartlarda yarışacaktır. İyi çıkıp tempoyu belirleyen atın çok daha şanslı olacağını düşünüyoruz. Biz bu koşuyu 5 ve 12 sıralaması ile geçeceğiz. 6. koşu. 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının kısa vade 7 yarışı 1800 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının, İzmir Çin pistindeki kısa vade 7 yarışlarının geçmiş sonuçlarını inceledik. Bu şart koşuların, genellikle sürpriz sonuçlandığını söyleyebiliriz. Her türlü sonuç çıkabilir. Bu koşuda iki süratli isim var. 2 numaralı Rindam'ın ve 4 numaralı Günyeli, mutlaka liderliği isteyen atlardır. 5 numaralı alaş ya da istediği zaman önlere baskı yapabilecek seriliğe sahiptir. Bu ön grup atlarından 2 numaralı rındamın, eski formunda değil ve bu mesafe ona uzun gelecektir. 4 numaralı güyeli ise, liderliği alamadığında genelde kazanamıyor. Bugün de rındamın gibi süratli bir atın iç kulvardan yarışa başlaması, onu bir hayli zorlayacaktır ve yarışı da yüksek tempoya sokacaktır. Bu sebeple öndeki iki atı eliyoruz. Favori çıkacak olan 3 numaralı benzenci 1800 üstü bir mesafede henüz yarış kazanamadı. Bir iyi koşup bir kötü koşan bu atada güvenmek riskli olur. Açıkçası bu koşuda 63 kilolu 1 numaralı Kızılcapınar ve 5 numaralı Alaşya'dan etkili bir performans bekliyoruz. Ancak ikisinin de dezavantajlı yönleri var. 7 numaralı sanay, eski formunda olmadığı için, olmadık isimlere geçilebiliyor. 6 numaralı Es Hanım, 8 numaralı Akçatı ve 9 numaralı Gülçin Sultan ise, zaman zaman ters koşup iddialı olabiliyorlar. Ama bu atlar için de grup sert gelebilir. Geriye ise, zor kazanan 10 numaralı Madame Eli ile, bu grupta işinin çok zor olduğunu düşündüğümüz 11 numaralı Acarsu kalıyor. Madame Eli istikrarlı bir isim. Acarsu'da uzun mesafeli çim pist yarışlarında iyi koşan bir at. Gördüğünüz gibi grubun en iyileri diyebileceğimiz güyeli ve benzence eksik koşarsa, burası oldukça karışacaktır. İkisi de güven vermiyorken, kapatmak en mantıklı seçenek olur. Bu koşu için rakamsal sıralama önermeyeceğiz. Deliksiz olarak hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. 7. koşu. 3 yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. 3 yaşlı Arapların İzmir çim pistindeki şartlı 4 yarışlarının geçmiş sonuçlarını inceledik. %10 üzeri AGF oranına sahip atların genellikle kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda liderliği 8 numaralı Kleppe alabilir. 1 numaralı İzmir'in Efes'i ve 9 numaralı Ferhat Han'da iyi çıkarsa önlerde yer kapma uğraşına tempoyu yükseltebilirler. Biz ekürilerden 2 numaralı Zalimkan'ı çok şanslı görüyoruz. Ağır kilo ile yarışacak olsa da, ekürisinin süratlendireceğiz yarışta, en iyi yerde konumlanıp, sağlam son verebilen yapısı ile kazanmaya çalışacaktır bizce eküriler tam olarak istediği şartları yakalamış durumda. Eğer İzmir pistinde uyum konusunda bir sıkıntı yaşamazsa, bu rakipleri geçecektir. 2 numaralı zalimkan, günün bankosu olarak yazılabilir. 8. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin kısa vade 7 yarışı 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda bir at takı değişikliği yaptı. 1 numaralı El Nino kapalı gözlük takısını çıkartarak yarışacaktır. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin İzmir çim pistindeki kısa vade 7 yarışların geçmiş sonuçlarını inceledik. Genellikle AGF tablosundaki ilk 4 attan birinin kazandığını söyleyebiliriz bu atların da 60 kilo üstü olduklarının altını çizelim. Bu koşuda tempoyu belirleyecek iki isim var. 8 numaralı Junior Çınar veya 2 numaralı Punch Mahal, aldıkları taktiklere göre önlerdeki yerini alacaktır. Biz bu iki attan birinin, yarışı hafif süratli tempoda sürdürmesini bekliyoruz. 1 numaralı El Nino, buradaki rakiplerinin çoğuna üstünlük kurabilmiş bir isim fakat kazanma karakteri düşük ve son metrelerde yanında kim varsa ona geçiliyor. Bugün de son metrelerde inatçı rakipleri ile mücadele edecek ve muhtemelen geçilecektir. Ancak, 3 yıl sonra ilk kez çıkartacağı kapalı gözlük ile, bugün kazanma ihtimali olabilir. Bu sebepten ötürü bir şans vermek istiyoruz. 2 numaralı Punch Mahal, bu aralar üst düzey formu ile seri birincilikler almaya başladı liderliği alsın ya da almasın, düzlüğe mutlaka önde çıkıyor ve uzun sprinti ile kazanabiliyor. Bugün de lehine şartlarda, mutlaka iddialı olacaktır. 3 numaralı Basteni, canı istediğinde rakip tanımaksızın iyi koşan bir isim. Özellikle düzlükte ikili mücadelelerde çok başarılı. Bugün eğer El Nino ile ikili mücadeleye kalması durumda, onun kazanma karakterinin düşüklüğünden faydalanıp yarışı kazanabilir. Mutlaka kuponlarda olsun. Son olarak 5 numaralı dabbeyi yazalım. Bu grupta işi zor gibi gözükse de, istikarlı yarışları ile hata kollayacağını belirtelim. 5'te 2 yaptığı binicisi erhan aktu idaresinde, ters bir yarış çıkarabilir. Sağlam kuponlarda olsun. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 2, 3, 5 şeklindedir. 9. koşu. 3 yaşlı Arapların Maiden yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. 1 numaralı Miri Miran göz koruyucusunu çıkartarak yarışacaktır. 2 numaralı Baydoğan kulaklık takarak yarışacaktır. 10 numaralı Pırıltay dil bağı takısını çıkartıp kulaklık takarak yarışacaktır. 3 yaşlı Arapların, İzmir kum pistindeki meydan yarışlarının geçmiş sonuçlarını inceledik. Genel olarak AGF oran tablosundaki ilk 4 attan birinin kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda iki süratli isim var. 2 numaralı Bay Doğan ve 3 numaralı Maraşantya, liderliği alabilecek atlardır. Yarışı hafif süratli tempoya sokabilirler. Biz bu koşuda ters sonuçların çıkabileceğini düşünüyoruz. İyi koşup kazanamayan birçok formda isim var. Bugün de iyi koşacaklarını ve üst sıralarda tutunacaklarını düşünüyoruz. Ama kazanma konusunda hiçbirine güvenmiyoruz. Biz bu koşuda riske girmeme taraftarıyız. Ekürilerin birini çıkartıp kalan 10 atı ayırımsız yazalım. Buraya hepsi işaretleyelim ve son koşuya geçelim. 10. Koşu 4 yaşlı Arapların, şartlı 4 yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. 5 numaralı Cezmi Can, dil bağı ve göz koruyucusunu çıkartacaktır. 7 numaralı Kıvrık, dil bağı takarak yarışacaktır. 8 numaralı Süvari Kız, kapalı gözlük ve göz koruyucusunu çıkartarak yarışacaktır. 4 yaşlı Arapların, İzmir-Çin pistindeki şartlı 4 yarışlarının geçmiş sonuçlarını inceledik. Bu şart koşuları, genel olarak favoriler veya %7 civarı AGF oranı olan atlar kazanmıştır. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. Liderliği 8 numaralı süvari kız alabilir. Fakat genelde kötü koştuğu için erken pes edecektir. 1 numaralı Zafir ve 3 numaralı Dirlik, ısrarla önde yer kapmasını beklediğimiz isimlerdir. Bu atlarında yarışı hafif yüksek tempoya sokacaklarını düşünüyoruz. Bu şartlarda, 4 numaralı Kumral Adadan çok etkili bir performans bekliyoruz. Kumral Ada, kilo fark etmeksizin etkili koşan bir isim. Yeter ki start problemi yaşamasın. Yarışı orta sıralarda takip edip, etkili düzlük sprinti ile bu koşuyu kazanabilir bizim net favorimizdir. Bu koşuda çekindiğimiz tek isim var. O da 3 numaralı dirliktir. Dirlik son yarışında beklenenin altında koşmuştu. Çim'deki iki yarışı da başarılı olan dirlik, sürekli kum pistte koşturulmuştu. Bizce Çim'de de iyi koşan Safkan'ın, bugün Çim pistte bu rakipleri geçecek güçte olduğunu düşünüyoruz. 3'te 1 yaptığı binicisi Kadir Tokaçoğlu idaresinde kazanma şansı yüksektir. Sağlam kuponlara ihmal etmemek gerekir. Bu koşuyu da 4 ve 3 sıralaması ile geçelim. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtlemek isteriz. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2009 yılına götüreceğiz. 2800 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışını, 5 numaralı Öz Salvador, Kadir Tokaçoğlu idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Taylar start temeline girdiler. Start verildi ve 59. Ankara koşusu başladı. Bir numaralı Aynayaz. Biraz gecikti sayın yarı Bu arada evet 10 numaralı Zev yaklaşık 100 metre sonra koşuya başlıyor. Aynı hasta bir boy kadar oyalanmış. Evet 10 numaralı Zev de starttan 100 metre sonra çıkış yapabildi. Liderliği alan sayın yarı 12 numaralı Min Machine oldu. Koşuya tempo veriyor bu tay 2400'ü 3 boy kadar önde geçti. 2 numaralı Bambam ikinciliğe sokuldu. Bambam'ın 2 boy kadar gerisinde 11 numaralı Lasori, yarım boy kadar dışında 9 numaralı Yavuz'un oldu. 2 boy kadar geriye 4 numaralı İnderesi geldi. 1 numaralı aynı asla doldurup önlere geliyor 2 boy kadar geride 6 numaralı striker'ın uğraştığını izliyorum striker'ın bir boyun kadar içinde 7 numaralı transakustik 1.5 boy kadar geride vismilak onun bir boyu gerisinde 5 numaralı Ostalo'da. iki buçuk boy kadar geride 3 numaralı bulki yaklaşık 50 metre kadar geride 10 numaralı Zev sırasıyla koşunun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Farkı 4 boya kadar 12 numaralı Min Machine çıkartıp 1800 lider geçiyor. 1 numaralı Aynı Yaz ikinciliğe sokuldu. 3. kalan 2 numaralı Bambam'ı izliyorum. Bambam'ın 2.5 boy, 3 boy kadar gerisinde 9 numaralı Yavuz'un 1.5 boy kadar geride 11 numaralı Soru 3 boy kadar geride 4 numaralı İnderes'i 1600 geçiliyor. İnderesinin yaklaşık 4 boy kadar gerisinde Striker. Hemen içinde 7 numaralı Trans Akustik 2 boy kadar geriye Bismillah geldi. bir boyun kadar içinde 5 numaralı Öz Salvador 2 boy kadar geride 3 numaralı Bul 2400 geçirirken yaklaşık 100 metre kadar geride 10 numaralı Zev kaldı sayın yarışçılar. Son 1000 metreye doğru gidildiğinde yaklaşık 3 boy farklı lider 12 numaralı Min Machine koruyor. 1 numaralı Aynasın takibi var. 2 boy kadar geride 2 numaralı Bam Bam onun 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Yavuzunoğlu. 2,5 boy kadar geriye dış kıvadan 4 numaralı İnderesi sokuldu. Yarım boy kadar geride 11 numaralı Last Story kaldı. Bin geçiyor 4 boy kadar geride. 7 numaralı Transakustik'in dışında Altman Striker'ın 2,5 boy kadar geride. Evet Misvilak'ın uğraşları var. Koşunun son 800 metre saat yeri 4 boy farklı ilerleyen 12 numaralı Ming Machine koruyor. 9 numaralı Yavuzunoğlu. 2. diye 1 numaralı Aynayas'ın yanından sokuldu. 4. 4 numaralı İnderesi girdi. Yanında 11 numaralı Last Story var 2,5 boy kadar. Geride 7,6 7 numaralı dışında 6 numaralı striker sırasıyla son 600 geçirdi. ki boy farkları ilerli. Yani. 12 numaralı min maşin koruyor. 9 numaralı Yavuz'un oğlu dışına. 4 numaralı inderisi geldi ve viraj dönüldü düzlüğe. 1,5 boy kadar 12 numaralı min maşin önde çıktı. iç kulağıdan 9 numaralı Yavuz'un ortadan. 4 numaralı inderisi hata aktar yanında. 11 numaralı last story var. Son 400 geçirdiğinde iç kulağıdan yüklenen 9 numaralı Yavuz'un ortada. 4 numaralı inderisi mücadelesine last story katılıyor dışarıdan da. Öz sağa doğru geliyor. Koşunun son iki üçü geçildi. Last Story lider. Dışarıdan Öz Salvador geliyor. Yarım boy bir boy kadar. Last Story önde. Öz Salvador geliyor. 11 bir numara Last Story önde ve Ankara koşunu 11 bir numara Last Story kazanıyor. 5 numaralı Öz Salvador ikinci oldu. 4 numaralı İnderesi ve 9 numaralı Yavuz'un arasındaki üçüncülük kararını Barış Hakemleri belirleyecek. Evet sayın yarışseverler. Elli dokuzuncu Ankara koşunu 11 numaralı Last Story Akın sözenle kazandı.